Merhaba, bugün yapılışıyla çok şaşırtacak harika bir düzgün tarifim var. Bu tarifi çok seveceksiniz. İstediğiniz kadar yufka kullanabilirsiniz. Ben bugün 3 tane yufka hazırlayacağım böreğimi. Sosu için 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ. Ben iç harcında beyaz peynir ve maydanoz kullanıyorum. Siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Bir tane yufkamı tezgahıma serdim ve fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz sostan sürüyoruz. Süt yerine isterseniz su da kullanabilirsiniz. Her tarafına sos gelsin. Tamamen sos sürdükten sonra önce bir kenarını büzüştürerek ortaya getiriyorum. Daha sonra karşısındaki bölümü de aynı şekilde ortada birleştiriyorum. Diğer iki kenarı da aynı şekilde ortada topluyorum. Bu yaprakları açın. Bu şekilde toplu kalmasın. Daha sonra bir parçasını ortaya doğru katlıyoruz. Buraya iç malzeme yerleştireceğiz. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi ben beyaz peynir ve maydanoz kullanıyorum. Ama istediğiniz iç harcı bu börekte kullanabilirsiniz. İsterseniz bir yufka da hazırlayabilirsiniz veya 2-3 eline kadar yufkanız varsa ona göre sos miktarını ve iç harç malzemesini azaltabilirsiniz. Daha sonra tam karşısındaki yufka parçasında İç harcın üzerine kapatıyorum ve diğer kalan katları da. Şu an şekli belli olmuyor ama şimdi ters çevirdiğiniz zaman şeklini göreceksiniz. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Dikkatli bir şekilde avucumu alarak böreği ters çeviriyorum. Şekli şahane görüyorsunuz. Muhteşem gözüküyor. Farklı bir desende ve çok şık sunumuyla. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde tamamlıyorum. Yapımı oldukça pratik bir börek oluyor. Herkes bu böreği çok sevecek. Mutlaka sizler denemelisiniz. İsterseniz bir yufkadan hazırlayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Aynı şekilde iç harç yerleştirerek bu böreğimizi de tamamlıyoruz. Ve tepsimize diziyoruz. Ben artan sosun içerisine bir tane yumurta sarısı koyduğum ve fırça yardımıyla dağıtarak böreklinin üzerine sürüyorum. Bu sosu sürün nedeni de daha yumuşak olması. Her tana gel şekilde soslu yumurta karışımını sürün ve tam ortasına susam yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirin. Böreğin fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Size bir dilim yakından göstermek istiyorum. İstediğiniz porsiyonda büyüklük kesebilirsiniz. Alta çok güzel bir şekilde kızardı ve dışı çıtır, içi yumuşacık harika bir börek oldu. Katları tek tek sayılıyor. İç ve altı da bu şekilde. İstediğiniz porsiyonu dilimleyin. Dışını görüyorsunuz. Çıtır çıtır oldu. Size önereceğim tariflerden bir tanesidir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.